Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif Sinem'in odasını ziyarete gidiyoruz. Elif Sinem'in odasını gezeceğiz. Elif Sinem! Efendim anne? Ne yapıyorsun anneciğim? Kisi senin odanı ziyarete geldik. Ne? Ben ve izleyen bütün arkadaşlar odanı gezmek istiyoruz. İzin veriyor musun? Veriyorum. Şuradan başlayalım mı? Şu taraftan başlayalım mı odana? Arkadaşlar Elif Sinem odasını gezdireceğiz bugün size. Şöyle bir hızlı bir şekilde şöyle gösteriyorum. Şu şekil. Burada da dolabımız var. Elif Sinem önce gardırobundan başlar mısın bizim için? Tabii ki arkadaşlar. Elif Sinem'in burada kıyafetleri varmış. Aç anneciğim, tamamen aç. Evet arkadaşlar, Elif Sinem burada kışlıkları var. Burada şu an giydiği yazlıkları var. Burada da elbiseleri asılı. Ay, Elif Sinem'in en çok sevdiği peluş ceketi arkadaşlar. Kış gelmesi için sabırsızlanıyor. Bakın burada ne güzel kelebekli kıyafeti var. Bunu yeni almıştık değil mi Elif? Evet. Ondan sonra böyle aynen deri ceketi var. Bakalım başka Elif Sinem'in olmazsa olmaz okul zamanı beyaz gömleği, puantiyeli eteği, burada elbiseleri var. Böyle tütülü tütülü aynen, elbiseler. Aynen, küçüklük elbiseler. Evet arkadaşlar, bunu size göstermek istiyoruz. Göster Elif Sinem. Elif Sinem yeni doğduğunda bir aylıkken giydiği elbisesi arkadaşlar. Göster bakalım. İçinde böyle ayrı tişörtü, tulumu var. Dışında da böyle kurdeleli. Elif Sinem sen bunu giydiğinde bir aylıktın anneciğim. Hala saklıyorum, bak ilk günkü gibi duruyor. Evet arkadaşlar, bu Elif Sinem'in bebeklik kıyafetinde buradan şurada eksik etmiyoruz. Anne şurada da bambu çubuk vermedim. Evet, oyuncaklarını diğer tarafa sığdıramadığım için arkadaşlar bambu çubuğunu oraya koydum. Yeni koydum aslında. Burada da Elif Sinem'in kışlık kıyafetleri var. Tripodumu da buraya koydum. Ayıcığı da burada. Çok güzel olmuş. Elif Sinem, diğer göze bakalım. Diğer gözde neler varmış? Kaydır bakalım anneciğim. Buraya attım. Evet arkadaşlar, Elif Sinem'in diğer videolarında da gördüğünüz gibi burada Elif Sinem'in kategori halinde şurada ayrılmış oyuncakları var. Market sepetim var burada, araba. Ay bebeğin de burada ne güzel oturuyor anneciğim. Elif Sinem'in burada arkadaşlar oyuncakları var. Mesela bunun içinde meyve sebzeler var. Bunda lol bebekleri var. Bunda arabalar var. Bunda Barbie bebekleri var. Bunda hamburger seti var. Bunda şey var, film karakterleri var. Bunda da film karakterleri var. Bunda popitler var. Bunda kırtasiye ürünleri var. Bunda mutfak gereçleri var. Bunda ney var bunda? Süslü oyuncaklar. Süslü oyuncakların mı var? Şöyle kenardan görebiliyor muyuz? Bundan aynı çizgi film karakterleri var galiba. Bunda da topları var arkadaşlar. Bunun içinde de büyük oyuncakları var Elif Sinem'in. Burada maskemiz de var. Burada da Elif Sinem'in ev gereçleri var, aletleri var. Mesela çamaşır makinesi, dikiş makinesi, elektrikli süpürge, ütüsü gibi. Bir tek bu dağınık duruyor. Bir tane de. Elif Sinem'in pandası da buradan bize bakıyor arkadaşlar. Bir tane de şey. O da şey, çantanın içine koydum ben bunu dağılmasın diye. Elif Sinem'in küçük minnacık Barbie eşyaları bunlar. Elif Sinem'in bir de bir sandık dolusu sürpriz yumurtadan çıkan böyle minik minik oyuncak koleksiyonu var. Elif Sinem sandığın nerede anneciğim? Getiriyorum. Evet arkadaşlar, Elif Sinem sandığı getirene kadar ben de şöyle, burada sinoşumuz var. Sinoşumuz bu odanın olmazsa olmazı, böyle bu odayı böyle bekler sinoşumuz. Anne getir. Getir şuraya, koy bakalım, koy bakalım Elif Sinem. Evet arkadaşlar, bu da oradaydı da Elif Sinem biraz önce içeride oynamak için içeriye götürmüş. Dur, şu lambamızı şuraya koyalım. Elif Sinem. Ay anneciğim. Arkadaşlar bakın Elif Sinem'in bunlar ta küçüklüğünden beri, 3 yaşından beri böyle teyzesinin de verdiği sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakları. Bakın balık var burada. Başka neler varmış Elif? Böyle minik minik arabalar var. Anna var. Fare var. Bak Anna var. Elsa var. Elsa nerede? Böyle minik minik oyuncaklar var arkadaşlar bu sandığın içinde de. Bunu ayrıca size tek tek gösterebiliriz eğer isterseniz tabii ki. Onun bir bunun. Ay şu kedi çok güzel. Anne. Arkadaşlar bunun videosu da var ama. Bunun kısa videosunu çektim ben. Evet arkadaşlar, böyle bebekleri var Elif'sine minik minik. Bu minik sürpriz yumurtadan çıkan oyuncak koleksiyonu. Böyle sandığa koyduk. Hazine anne, sandığı neydi? Gibi. Kaç günlük sinoş hayatta duruyor. Vurulmasın diye koydum şuraya. Elif Sinem ya. Gerçekten de sinoşumuz hep bu köşede ayakta duruyor. Arkadaşlar sandalyeyi de getirdim, oraya koydum. Salonda duruyordu o sandalyesi. Odasına getirdim. Sinoş'un işine yaradı sandalyenin burada olması Elif. Evet arkadaşlar, sıra geldi Elif Sinem'in gardırobundan.
Yok, çalışma masasına. Şaşırdın Elif Sinem. Sıra geldi Elif Sinem çalışma masasına. Hemen üst tarafı dikkatimizi çekti. Şöyle Elif Sinem'in Barbie evi var. Şöyle dinozor kumbarası var. Parayı buradan atıyoruz. Boğazından inip kumbara buradaki hazneye düşüyor. Ama artık benim bu kumbaram oldu. Evet, Elif Sinem'in iki tane kumbarası var. Anne bak, çok ağırlaştı. Evet arkadaşlar, bu kumbaramız dolduğunda ne yapacağız? Kumbara videosu çekeceğiz. Yakında bak. Arkadaşlar bu kumbaramız böyle var ya, ağzına kadar dolsun. Biz bunu kırma videosu çekeceğiz. Böyle Elif Sinem'in küçük bir çöp kovası var. Lambası var. Tavşik doğdu. Doğalı şu tavşiği yanından ayrılmaz. Bakar mısınız arkadaşlar? Sonra Elif Sinem işte burada kalemleri var. Bu da dağılmış. Bunu da düzenlememiz gerekiyor. Anne ne kadar oynadıysam yırtın. Boyamışsın elini yüzünü bir de. Yırtın. Evet arkadaşlar, bu da Elif Sinem'in çalışma masası. Burada çekmecesi var. Çekmecesinde de işte yedek kalemli. Kız bunun burada ne işi var? Bilmiyorum. Elif Sinem bulaşık süngerini de buraya getirmiş. Özel kaşığı. Onu da koy anneciğim. Evet arkadaşlar, Elif Sinem'in çalışma masası bu şekil. İşte geldi. Bebeklik emziği. Biraz önce Elif Sinem'in bebeklik elbisesini göstermiştik. Bu da Elif Sinem'in bebeklik emziği. Böyle takardık, Elif Sinem böyle dururdu. Çok tatlıştı bebekken. Neyse koyalım. Bunu da koyalım anneciğim geri. Evet Elif Sinem. Şuradaki oyuncakları bir inceleyelim ya, neler anne, varmış. Anne bana söylesen. Söyle bakalım. Şöyle bir köpüşümüz var. İki tane tüylü köpüşümüz var. Burada kediciğimiz var. Burada iki tane LOL bebeklerimiz var. O da kutuları. Burada böyle küçük kutusu var Elif Sinem, aksesuar kutusu. Anne bak, şunun içinde benim oyuncağım var. Aa, şey var bunun içinde arkadaşlar. Poli Pocket malzemeleri ve Elif Sinem Poli Pocket bebeği var. Bakın şöyle bir kamera var bunun için. Evet, bunu da kapatıyoruz. Elif Sinem'in arkada da Baby Alay bebeğini koyduk. Burada çok güzel duruyor. Üst tarafta da şey var, neydi? Oyuncak Hikayesi karakterinde kovboy kız ve atı var. Bir de bu Elif Sinem'in ışıklı kendi kendine giden böyle müzikli bir atı var. Onu da buraya süs olarak koydum. Evet arkadaşlar, sıra geldi en çok soruya. Elif Sinem'in odasında neden iki tane yatak var? Anneciğim orayı da açalım, tamam gel bak, unuttuk burayı. Burada defterleri var Elif Sinem'in, burada da hikaye kitapları var arkadaşlar. Arkadaşlar neden iki yatak var demiştiniz, abisi mi yatıyor demiştiniz. Hayır, pembe yatakta tabii ki abisi yatmıyor değil mi Elif Sinem? Arkadaşlar ben onun hikayesini kısaca anlatayım. Elif Sinem küçükken beşikten ayrıldığı zaman bu yatağı almıştı ve Elif Sinem bu yataktan çok kötü düştü gece. Ve ben ondan sonra Elif Sinem yani... Ben uyuyamadım Elif Sinem düşecek diye. Sonra hemen bu yatağın siparişini verdim. Gördüğünüz gibi bu yataktan düşemez. Elif Sinem'in bu yatağını aldık ve Elif Sinem bunda yatıyor. İleride tabii ki tekrar bu yatağına geçecek. Evet Elif Sinem, gel bakalım bir de burayı gezelim. Wow! İşte Elif Sinem'in hazırlık masası. Evet, ahtapotumuzu oraya koyduk. Burada Elif Sinem'in işte kişisel bakım kremiydi, spreyiydi falan, burun spreyi falan var, saç kremi var, ağrı kesici, nemlendirici. Bu onun sepeti. Telefonum. Elif Sinem'in parfümleri var burada ve Elif Sinem'in makyaj organizeri var. Görüyor musunuz arkadaşlar, balıklı sevimli balmlarını. Bak böyle Elif Sinem dudağının bakımını bununla yapıyor. Çocuklar için kesinlikle renkli değil arkadaşlar. Tamamen bakım kremi. Burada rujlar var. Bunlar benim rujlarım. Elif Sinem sürmüyor bunları. Yani görüntü olarak güzel olsun diye öylesine koydum. Bir de şöyle çocuklara özel parlatıcı almıştım. Bu var. Bir tane de. Çekmecemizi açalım. Bu çekmeceler boş. Elif Sinem'in burada. Burada el kremlerim var. El kremleri var. Parfümleri var. Burada da Elif Sinem'in. Bu çekmecede de Elif Sinem'in. Böyle telefon şeklinde far paleti var. Evet arkadaşlar, Elif Sinem'in burada sepeti var. Bu sepetin içine şey koyuyoruz. Kirli sepeti değil. Elif Sinem'in örtülerini, battaniyelerini koyuyoruz. Ve uyku filimiz var. Uykucu filimiz var. Arkadaşlar Elif Sinem'in odası bu şekil. Elif Sinem, odanı gezmemize izin verdiğin için teşekkür ederim. Dur. Ters mi oldu? Evet arkadaşlar. Abone olmayı, tintine basmayı... Ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.